Şu an Doğu Demirkol Girat. Çok şükür Doğu. ne olacak bakalım? Nasıl beceremedin abi? Ya sesin çok kısık geliyor. O da mı benden? Sesi aç şeyin telefonun yanından Açık sesle. açık sonda. Ha dur. Şimdi konuş. Şu an iyi mi? Yok ya niye böyle? Şey Abi taymışım. Aman. benim sesim mi gelmiyor sana? Hocam. Ne yapayım abi, seni bekliyoruz ya yarım saattir. La beceremedim la. Gittim kendim ayrıca canlı yayın açtım falan. Bir şeyler Hiç yaptım. bağlanmadın mı canlı yayına? Ama bu şekilde çok zor. Senin sesini duymam lazım. Sesi aç diyor bak insanlar. Senin sesin herkese mi kısık geliyor yoksa bana mı? Benim sesim nasıl arkadaşlar? Bir Hocamın bakalım. sesini yorum yapın da sizin sesiniz azalıyor. Ha Doğu girince sizin sesiniz azalıyor dediler. Allah Allah. Dur bir bakayım bizim. Bir dakika. Bizim Bir bakalım. arkadaşlar bir şey dedi. Bize iyi diyorlar. Allah Allah. İyi. İkimiz Ben de mi? normal. İyi. Sesim geliyor mu sana? Beni anlayabiliyor musun? Çok kıt geliyor lan. Nasıl yapalım? İnternetim mi çekmiyor? Jio internetim fullü artı full. Bunu anasını Beceremedik bence. Yayın beceremedik. ben girmeden önce senin sesin iyiydi. Girince senin sesin kaçtı. Senin telefonunla ilgili bir şey herhalde Kendi ya. aklıma bassam mesela kendimi görmesem. Dur videoyu tutamam. Bir ayrılayım bir daha mı deneyeyim? Ne diyorsun? E hadi git de gel Öğrendikten bakalım. sonra girmeyi bu işe. Ha? Hadi bir dene, bir daha dene. Hadi bakalım bir daha daha bir tecrübe olsun. Ya benim ekranım. Tamam boş ver ya, ne yapacaksın Ya kendini böyle? kendimle sıkılmışım. Bak evdeyim biliyorsun. Evi gösteriyorum Evet, size. Ne göster evet. gösterdiğimi bilmiyorum da neyse kameranın nereye çektiğini biliyorum. Sen görüyorsunuz değil mi? Siyah ekran ya. Görüyorlar, görüyorlar. Ben niye böyle? Benim telefonumda mı sıkıntı var ya? Sana bir telefon alalım. Burada teknolojik imkanlarla bu teknolojik şarjör, robot kameralar bunlar. Bu aletler kendi kendilerine oynuyorlar benim karşımda. Zaloğlu oradan açımı veriyor. Sen mi ne diyorsun? Osman aramızda bu işi nasıl hallediyorsunuz bilmiyorum ama ben burada oynarken bunlar beni böyle kendi kafalarına göre çekiyorlar. Nasıl bir deneyim abi? Güzel bir deneyim. Ben kendi kendime de kendimi çektiğimde kameraya koyup çok daha normal bir şey değil. Özlemiş Şöyle misin evi ya? özlemişim la. Evi özlemişim. Bu, peki insanlar nereden bunu yönetiyor? Millet nerede? Ha şu arkada birisi vardı. Uzaylı. O da gitti. Abi bunu şey yapıyoruz. Uzaktan wireless'la bağlanıyorlar. Alt katta onlar. Ha. Oradan takip ediyorlar. Aa. Aynen, biraz insani tepkiler de verirsen. Güzel. Bak burada şu an kendinde mi kamera? Sen de evet. Burada Ayşe oda. Ha, çok dağınık ya. Şey benim eşyalarım var burada. Bana eşyalar koymuşlar kafama göre giyeyim diye. Ondan sonra biraz dağıttım ama şöyle düzelteyim. Senin Şuradan. odada niye değil onlar? Benim odada değil, benim odada da sanat bir şeyler koymuş oraya. Hmm. Ama ben bu odayı daha çok seviyorum zaten ya. Sen uyuyordun orada ya set zamanı. Set Evet, aralarında cayır cayır. Benim uyuma alanım orası. Barış abi de yemek öğrendi. alıp. Lütfü Yıldız. Allah salgın. Evet. Albert Camus. Peki bu kitabı okudun mu Osman hocam? Kamunun vebası değil mi? Kamunun vebasını. Öyle diyorlar ya, kamunun yabancısı, kamunun vebası. Kamunun şeyi neydi? Toplum sözleşmesi de o muydu? Yok. Ha, Jean-Jacques Rousseau. Aynen. Bir otur da, otur da konuşalım ya. Ya gezdim şöyle bir ya mübarek evi gösterdim size ya. Eyvallah, vallahi özlemişiz ya. Ben Yozgat'tayım biliyorsun, kaçtım.
Biliyorum evde evin de güzel evin şey arkada duvar kağıdından anlaşıldığı kadarıyla Aile evi ya. anne evi gibi bir yer. Evet, bak şöyle gösterebilirsen mutfak falan. O mikrodalga mı var? Aynen her şey var ya. Ama ailemle kalmıyorum. Başka bir evdeyim. Babaannem olduğu için yaşlı. Ha. Ve dışarıya çıkıp gelince bir şey olmasın Yöresel. diye. Aynen. Yöresel. Yöresel. Peki Yozgat'a gitmeyecektin de niye gittin demezler mi adama? Ne için? Anlamadım. Bana görmeyecektin de niye Yozgat'a gittin demezler mi? Gidiyorum, görüyorlar pencereden falan bakıyorlar. Ha, o bile yetiyor diyorsun. Evet, aynen. O bile yetiyor. İnsancılsın biliyor musun hocam? Osman hocam. Ne yapayım be? Abi, Yengem nerede? nasıl? Yengem, modacı yengem İstanbul'da mı? Ha, o İstanbul'da. O İyi kafa İstanbul'da. dinliyoruz ya şey Aynen. vesilesiyle. Aynen. Yetişebilir. Şimdi burada sorular var. Bir sürü sorular var Tarık. Haydi. Tarık dedim bak. Şimdi Doğu. Tarık. Doğu Aynen. nerelisin? Doğu dedi biri. Nerelisin abi? Benim karışık babam Balıkesirli, Çerkez. Annem de Mersinli Yörük. Anne tarafı. Yörük. Yörük. Hepimiz. Yörük. Yörüklük var. Ben de görüyorum. Ha. Aynen. Ama ben Ankara'da doğdum, Amasya'da büyüdüm. Ama Şive oradan mı abi? Bu mesela Şimdi... Şive konusunda bir açıklık getirin. Abi galiba Hani Amasya'dan ya. Galiba Amasya'dan çünkü bizde ailede böyle konuşan kimse yok. Şiveli insan yok. Ben böyle konuşuyorum. Bir tık şeyden herhalde babam doktor diye Amasya'da böyle götü kalkık havalı tip gibi görünmemek için şiveli olayım diye çabalamış da olabilirim. Ama Amasya'dan galiba. Bu şu an bu benim karşımdaki kameralar beni görüyor. Sen beni kameralar vasıtasıyla görüyor musun? Ya onları kapattılar. Kapalı değil mi bunlar? Ha onları Çünkü oradan kapattılar. buram konuşuyorum şu anda. Altta başka Hayır. şeyler. Yok Rahat yok. rahat. Onlar kapalı. Bir de altın çıplak çıplak geziyor. Nasıl Tabii rahat rahat oluyordur. gezisin? Abi soruları sorayım çünkü çekime devam edeceğiz biliyorsun birazdan. Yayını kapattıktan sonra birkaç şey plan kaldı. Onları çekmemiz lazım. Sor babacığım, sor. Tamam. Diyorlar ki Tarık Şakrak hedeflerine ulaşabilecek mi? Bir kere Tarık Şakrakçı oğulları doğrusu. Değişti Bu mi? ne? Ne oldu? Ha? Değişti mi? Şakrakçı oğulları mı oldu? Şakrakçı oğulları diyor ya kendisine zengin olmak için. Onu ekledik yani şekilde. O demek Tamam. ha. Hedeflerine ulaşabilecek mi? Ya hedefi ne ki? Hedefi İrem mi hedefi? Herhalde. Demek ki bilmiyorum. Ulan ne kadar ulaşamazsa o kadar zevkli ya bence. Hedefe ulaştıktan sonra bir anlamı olmuyor ya hedefin. Yani Doğru. ulaşamazsın da daha efsane bir şeyin dediği gibi Hakkı Bulut'un dediği gibi ne kadar ulaşamazsan o kadar efsane ya aşk dediğin şey. Aynen. Ulaştıktan sonra. Doğu Demirkol gerçek dünyada Tarık Şakrak olsaydı adımları ne olurdu? Bence bundan farklı olmazdı ya. Ha, ben Doğu'yu Bence de aynen. tanıyorum. Değil mi? Zaten kendi adımım neyse onu da yazıyorum ya. Aynen. Diyor ki Tarık karakterini karelerini sahnelerini demek. Tarık sahneni canlandırmakta herhangi bir problem yaşıyor mu? Kendisine ne kadar yakın bir karakter? Sen ne diyorsun hocam? Bence birebir sensin ya. Ben hatırlıyor musun? Askerde aramıştım seni. Askerdeyken. Demiştim abi gerçekten bir işte dizi yazdık ve Tarık diye bir karakter var. Ana karakter. Birebir sensin. Aynen. Sağ ol Osman. Gerçekten sana buradan teşekkür edeyim. Çünkü ben hayatta dizi yapmayı falan düşünmüyordum. Kimse de yani girmezdim yani. İkna edemezdi kimse. O gün Mustafa ile yemek yediğimizde öyle hani içten bir şekilde şey yaptın ya. Hani sen olmazsan içime sinmez. Kim olsun sen ne var? Anlattın. Ya iyi ki şey yapmışım dedim ya. Eğleniyoruz abi. Evet. Yani böyle eğlenebileceğim bir şey olacağını bilmiyorum. Dizi dediğin sıkıcı, mecburen para için yapılan bir şey gibi düşünüyordum hep. Vallahi Allah razı olsun kardeş. Sağ ol. Eyvallah abi. Hoş geldin. Sen de vallahi çok iyi Sağ oldu. ol. Uğraşıyor işte. Eğleniyor. İyi oldu. Ya bir de şey hissettim ya böyle işte 12. bölümde hissetmeye başladım. Karakterlerle yavaş yavaş daha yeni yeni böyle ünsiyet kurmaya başlamışım. Yani işte yazarken Ha. falan
Hani hissetmeye başladım. Bu da çok tatlı Ünsiyetten geliyor. kastın şey yani. Samimiyet mi yani? Ya onu hissetmek yani Aha. anlamak Aha. anlamında. Üns kökünden gelir. Diyor ki Vildan'a neden kötü davranıyorsun? Ya hakikaten Vildan'a bak buradan açık açık söyleyeyim. Vildan'a köpek gibi davranıyorum senaryoda. Allah'tan ben onların hepsini değiştirip Vildan'a daha insancıl yaklaştım. Vildan'ın gönlünü alma falan yok. Vildan'ın ağzına sıçıyor Tarık normalde. Mustafa'nın lanet ruhu dolayısıyla Vildan'a daha kötü yazıyorlar. Vildan'a ben hep insancı davrandım. Hatta Vildan'ın zekice laflar etmesinin için ona güzel şeyler, o sülükte mesela işte şey diyor, ne diyor bana, sarkastik yaklaşmaya çalışıyorsun ama bu yaptığın düpedüz kırıcılık diyor falan. Onları bana o anda ekledik. Vildan daha dolu, daha şey bir karakter olsun. Bir de şey de var. Hani gerçekten kıymetli olanın kıymeti bilinmediği zaman şey oluyor ya, etki bırakıyor ya. Bence Evet. öyle olması daha hoş yani. Vildan yazmış Sahra. Sana güzel davranmak çok yakışıyor Tarık demiş Sahra. Ya davranmıyor muyum acaba? Normalde güzel davranıyor. sonra Sahra. abi bir de sette de güzel bir dil oluşturmuşsun ya bütün oyuncularla, rejiyle, Damla, Damla, Damla. Aynen. O öyle oturdu, Damla'ya bir şey söylerken bir iki öyle oldu. Çok Zafer abinin de hoşuna gitti. Sürekli o da öyle söylüyor. Damla Damla. Ha şimdi öyle onunla ilgili bir soru var. Ha. İrem İrem der misin? Damla'dan daha iyi demişler. Ha, İrem'e de o da öyle oldu değil mi? O da oyunun Aynen. içine Damla'dan sonra İrem'e geçti herhalde. Aslında Damla'ydı o Aynen onun kahraman. İrem. İrem. Bu şey galiba neden öyle yapıyor? Tam böyle heyecanını mı dizginleyememekten? Şeyden mi acaba? Bir öyle tipler oluyor öyle konuşan Evet ama çok hoş ya. Ben çok sevdim. Hatta yani. sette de ya artık öyle konuşmaya başladık. Osman hocam. Do Ya diye böyle saçma sapan. Burak Çevik anlaştık. gelmiş. Burak Çevik ünlü Burak Çevik. sanat ünlü sanat yönetmeni, sanat filmleri yönetmeni. Aa, öpüyorum. Burak Çevik'e de selam buradan. Ne Sorularıma zamandır devam festivaller edeyim. yok, görüşemiyoruz ne zamandır. Burak Çevik festival yoksa yoktur ya. Ne yapsın adam? Festival yoksa Festival evdedir. varsa da cool takılır orada. Aynen. Arda Kural'la oynamak nasıldı? Ya çok tatlı Arda Kural'la oynamak. Arda abi hakikaten bir de güzel güzel hani görüyorsun onu hani eski haline dönmüş gibi duruşu şeyi yani kötü şeyler yaşadı. Magazinde kötü hallerde gördük ama adam hala girdiği zaman bir ortama o star havası hala var. O Var saygınlığı falan. değil mi? Değil mi? Hissediyoruz yani. Çok tatlı ya. Çok sevdim ben adamı. Valla Büyükçekmece'de biz aynı muhitte oturuyoruz hani aslında da çok görüşemedik. Yani bir kere Alsa maçı yapmıştık onunla. O gerçi bir hatırlamıyor da. Ben o Ne Arda o Kural çocukken mi? yok ya bir 5 sene falan oluyor. Aa. Ha. Vay be. Nereden hatırlıyorsun? Arda maçı yapmıştık. Ben hatırlıyorum mu dedim ben salak gibi. Ne dedin? Arda maçı yaptı. Herkes nereden hatırlasın? Abi bir soru diyor ki bence Tarık Vildan'a şans vermeli. Burası soru değil. Bu konu hakkında Doğu abinin düşüncelerini merak ediyorum. Bence de net vermeli Sen ya. bana hep söylüyordun değil mi? Bir Ben sana söylüyorum. Vildan'la Evet söylüyorum ama o da şey olur. Yani aslında hani o da hani bence kilit düğümler çözüldükten sonra anlamı olmuyor ya. aşk yaşayalım. Gerçek hayatta da neticede bir mesela bir araba almak istersin çok aldığın zaman artık hani bir ay sonra bıkarsın ya. Evet. Hani düğümler ne kadar geç çözülürse ne kadar girift olursa o kadar anlamlı. Yani Vildan'la aramızda daha katmanlı bir belki aşk mı yoksa arkadaşlık mı yoksa ne yaşıyor bunlar diyeceğimiz bir şeye evrilmesi daha güzel bence. Evet, olabilir. Hadi Net aşk yaşıyor değil mi? 6. bölümde yapmıştık onun küçük bir provasını. He. Sevgililer günü müydü? Aynen sevgililer gününde. He. Aynen. Ya Zafer abiyle şeyinizi izledim. Katılmaya çalıştım. Katılamadım. İki kişiden fazla girmiyorum. Dün olmadı ya. Dün değil Ah şey Salı günü mü yaptık? Salı günü yaptık aynen. be. Çok da Zafer abi de özledim ya. Ece gelmiş. Ece'yi özledin mi? Şey, tabii ki aşırı özledim. Bayılıyorum Ne, Ece'ye. ne bak ne demiş? Vildan mı? Okey Bay Tarık demiş. İrem. Saçmalama. Bora Saçmalama. Orada dur. da Ya seninle çok mücadele atlamış. Ece ben buradayım demiş.
Ya Bora da çok tatlı ya. Allah hepsi çok tatlı insanlar. Valla Bora ile sahnelerimizi de çok seviyorum. Şöyle bir şey bulduk onunla da. Selamlaşma. Şey Bora Akkaş değil ya. Bora Cengiz. Tunç mu? Ha. Ha. Yayından çıkarabiliyor musun? Öyle bir şeyin var mı? Karşına yayından. Çıkaramıyorum. Çıkar. Çıkaramıyorum. Abi diyor ki çevresinden ve halktan aldığı olumsuz tepki var mı? Varsa neler diyor. Ya var olmaz mı ya? Olumsuz tepkiden bol ne var Ne abi ya? mesela abi Ya ne birkaç tane. bileyim bir şeyler yap. Aslında başta insanlar çok seviyor ama bir yerden sonra bazıları sevmek istemiyor yani. Hani ne kadar samimi olursan, ne kadar alçak gönüllü olursan ol. Ne böyle havalı takılma. Yani ben de buyum elimden geleni yapıyorum modunda olursan ol. Birilerine batıyorsun yani. Görüyor musun abi? Sağda solda yorumlar, şeyler var yani. Hayır, yapacak bir şey yok ya. İşimize Ne bakacağız. yapacağım? Aynen. Şunu Yok. görüyorsun yani bazı kötü yorumlarda şunu fark ediyorsun. Hani kötü de olsa elle tutulur bir yanı olursa hani En azından biz... tartışmada da Evet. tartışırken de karşı tarafa biraz hak veriyormuş gibi yapıp ondan sonra gömmen lazım ki lafını karşı taraf kale alsın. Ama kötü Evet. yorum şöyle olursa Türk kanka sen de şerefsizsin, beceriksizsin falan baştan sona kötü şeyler yazdın ama o zaman şunu görüyorsun. Ay yazdık diyorsun yani. Hani canım ya diyorsun. Öyle kötü yorum hiç kale alınmıyor. Ama bazıları Eyvallah. tutarlı oluyor. Onlar etkili. Ha ben de bakıyorum ya. Ekşi Sözlüğe falan da bakıyorum bazen. Ha. Ne yazıyorlar, ne ediyorlar diye. Bakıyorum Ya yani iyi yorumlar yazanlar, iyi anlamda derken senaryo anlamında falan ben de. iyi Ha. şeyler söyleyenler, önerilerde bulunanlar var. Kahve vermişler bana ya bir kahve için. Kim vermiş? Kardeşim falan var ya. Burada Fatih var. Mümin. Mümin mi? Selam söyle ya. Aleyküm selam. Adının Fatih olduğunu bilmiyorum. Mümin demekten. Ha bilmiyor muydun? Ama mümin daha çok yakışıyor. Annen giderse de değiştirebilirler. Geç dedi. Evet. Gerçek hayatta da öyle yavaş mı yürüyor diyorlar. Ya abi yürüyüşümü ben izledim. O pantolonunda dar ya skinny ya. Arkadaş hakikaten ben bir acayiplik var benim yürüyüşümde Osman. Bunu bana niye söylemiyorsunuz ya? Belki komik geliyor abi. Çok komik Abi yürüyüşün. komik olmasın insan normal yürür ya. Niye öyle bacağımı ayrı ayrı yürüyorum ben ya? Sakatlık mı var bende acaba bilmiyorum yani. Onu düzeltmem lazım. Bence komik ya dursun yani böyle iyi. Komik de şey yani ayağımı bir tık garip ayırıyorum ya. Hani dar pantolonda da şey oluyor belli oluyor. Tadım kaçtı olsa hele sonda yokuş yukarı yürüyorum ya. Gerçi hastaydım orada bayılmak üzereydim de. Ya sen ne hastaydın ya? Ben ne Vallahi. hastalığı çektim ya. Sen korona mıydın acaba? Bu süper geyik ya. Ben bundan 2 ay önce ben bir ah onu da şimdi plan alacağız mı onu da ekleyeyim ben. Ekleriz birazdan. Ece diyor Ekleyelim. ki Doğu Ha. çenen sığmıyor kadraja biraz aşağı tut diyor. Çenemde sığmasın ya. Ece. Senin kibrin sığmıyor kadraca. Bir soru Tarık babasından kalan mont kabanları mı giyiyor? Onun hatırasını yad etmek adına eski moda ve sürekli değişiyor çünkü. Aynen öyle. Babasından kalan şeyleri giyiyor. Vay be. Bunu ben Vay be. söylemiştim sana değil mi? Sen evet sen. Yani baba sonradan eklendi herhalde vapur sahnesi. Aynen. O montu ona giydireceğiz çok etkili olacak falan diyordun. Senin bu çakal insanların duygularıyla oynama konusundaki bilgin bak insanların ne durumlara düştü. Güzel ama yani bunu hissettiklerinde iyi zaten. Abi canım tatlı bir şey ya. Doğru diyorsun. Yani. Bana Bana da. demişler ki en çok hangi karakteri yazmayı seviyorsunuz? Şair Barış abi. Öyle mi? Ya Barış abiyle senin sahnen. Ya Barış abiyle abili sahneler. Barış abi çok tatlı ya. Değil mi? Bayağı tatlı. Aynen. Doğu'nun senaryoya katkısı neler? Sadece kendi karakterini mi yazıyor yoksa diğer karakterlere de katkısı var mı? Varsa hangi karakterleri yazmayı seviyor? Ben Vildan'ı yazmayı seviyorum çok. Vildan Ece'ye de yazıyorsun İrem'e. Yo, şey Barış abi Zafer abi ben olduğum zaman da Zafer abiyle bir yerine gittiğimizde ben olduğum sahneleri baştan sona komple şey yapıyorum diyaloglarına biraz şey yapabiliyorum ama en çok Vildan'da yani şey hani baştan sona sahnenin matematiğini değiştirdiğim Vildan'la Ece'de olabiliyor Evet. ama sahnenin amacı var sahneye geldik
bir sahne başlıyor ve bitiyor. O sahnede mesela değişim sonucunda ne olacak? Değişim şu, Tunç'la bir Ece'nin görüştüğünü haberini almış olmam lazım. Yani duygu devamlılığını tutarak tabii. Sahne içinde. Aynen. Zafer yani, Algöz'le olan sahnelerde eğleniyor mu Doğu? Eğleniyoruz ya Zafer abiyle. Başta bir şey yapamadık. Başta bir bana gıcık kaptı Zafer abi. Benim hep geç kalmalarımı onu ama starlık haklı zannetti. Haklı adam ya. Haklı da abi ben onu anlat. Ben her gün setteyim ya Osman, her gün. Doğru, sen çok çalışıyorsun. Yani ben hani uyanıp da bir yarım saat daha uyuyayım demiyorum yani. Uyanabildiğim, gözümü açabildiğim anda çıkıyorum. Doğru. Yani doğru. Ama tabii bir saat falan geç kalınca Zafer abi onu ulan bu çocuk artistlik mi yapıyor diye düşündü başta. Evet. O yüzden beni sevmedi. Ama sonradan öyle olmadığını anladı tabii. Yorgunluktan abi ne yap, kalkamıyorum edemiyorum. Zafer abi gerçekten çok çalışıyordun. En çok hangi sahnede gülmüştü? Hatırlamıyorsundur ki. Hatırlıyor musun? Yok. Ne beraber neye güldük abi? Ya ben bu şeye gülmüştüm. İrem'le ateş yakıyorsunuz, eylem geliyordu falan. Hatırlıyor musun? Ha, ona ben de güldüm. Aynen öyle. Ona ben de güldüm ama ona yani o olay anında ben daha ziyade mesela başkasına bir şey yazdıysam o yazdığım şeyi oynadığında Ha, daha şey oluyor gülüyor. etki. Evet, Ya evet. Da mesela senaryoyu çok okumamış oluyorum ya bazen. Hı. Hani senaryodan haberim yok bazı sahnelerde. Zafer abi bir şey söylüyor falan. O anda çok gülüyorum. Yani oha çok komikmiş lan mı diye. O anda güldüğüm oluyor. Yoksa evet. Zafer Algöz çekirdek yerken Doğu da sette çekirdek çitliyor mu? Benim motivasyonum kaçıyor biliyor musun? Onu artık söyleyebilirim şu anda. Çünkü çekirdekten mi? Tabii o onu ya, bizim yakınlarımız anlarken de arkadan sürekli çıt 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 diye ses geliyor. Sürekli yiyor. Ya o tutamıyor kendini. Öyle bir ve şey yok var seti zaten. Sardı. Siz de yiyordunuz abi. Benim yakınım almıyor da duygusal bir bakış atmam lazım orada. Şarjı kuruluyor bilmem ne oluyor. Kamera bana yaklaşıyor. Arkada çıt 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 sen orada çekirdek yiyorsun. Abi ne yapalım? Getiriyor Hoş değil veriyor Osman. yiyin diyor. Hoş değil abi. Biz de boş adam değil miyiz diyebilir mi bir kere? Biz de boş adam değiliz diyorum ya. Yani. Değil miyiz değil de. Ha yani senin neyse üslubunca. Öyle bir şey demeni istemişler. Ya o hikaye şöyle bir şey ya. Bir arkadaşımın bir kızın bir arkadaşı vardı. Sevgilisi. Sevgilisi de böyle tam bir maskülen erkek. Yani kaslı. İşte böyle Ferrari'msi bir arabası var. Ferrari değil de Porsche olabilir. Spor. Ondan sonra inşaat işi falan yapıyor. Çocuk böyle hem zengin bir aşırı kaslı falan. Sosyetikte takılan bir tip. Ama kızın bir de patronu var. Kızın patronu da böyle milyar doları olan bir adam. Biz bu kız ben bir de bu kızın sevgilisi oturuyoruz. Bir sahilde bir şeyde. Kızın patronu geldi o anda. Kızın patronu gelince bir sessizlik oldu. Böyle durdu o patronu olan adam. Böyle baktı. Bu çocuk da aşırı maskülen çocuk. Kendisinden daha zengin ve çok daha elit bir tip geldiği için böyle bir rahatsız oldu. Adama selam verdi. Böyle merhaba yaptı. Neticede patronu zaten. O patron da şöyle yaptı. Yaptı. Gitti. O adam gidince böyle bir sessizlik oldu abi. Yani berbat bir sessizlik oldu. O çocuğun içinde duyduğu kompleks, sinir, her şeyi orada belli. Dur bir böyle bir 30 saniye çocuk şöyle yaptı bak. Biz de boş adam değiliz dedi. Abi bunu yazdım. Biz de boş adam değiliz dedi. Ondan sonra kız da yani hiçbir şey yok aslında. Sadece adam karşılıklı selamlaştılar. Adam onu ezmedi. Hiçbir şey yapmadı. Ama o anda güneşlendiğimiz plaj falan o adamın zaten. Sahibi. Evet, hatırlıyorum bu hikayeyi çok iyi. Ha. Biz de boş adam değiliz dedi. Kız dedi ki yani orada hani gözükmeyen bir çocuğun ezilme durumu olduğu çocuğun lafıyla da ortaya çıkmış oldu. Kız da çocuğu hani teselli etmek için tabii ki aşkım boş adam değilsin dedi. Sonra çocuk şey dedi. Böyle yaptı bak çocuk sonra. Kim olursa olsun dedi. Abi ya mükemmel bir andı. Yani hiçbir şey konuşmadan o his çocuğun hissini zaten anlıyorsun. Ve boş adam değilse onu o yüzden ekledim tarihe. Yani çok iyi de boş adam değil. Çok iyi abi ya. Zafer abi bayılıyor onun.
Peki en sevdiğin film ne abi? Öyle bir soru var. Benim. Ha, sen yok Ya mu? o ben boş adamım o konuda ya. Bilmiyorum, o kadar boş. Transformers falan derim yani. Bilmiyorum öyle hani. Ahlat Hani böyle abi. Ağla Taci güzel ha. Kamera arkasını izledim lan. Özledim ya. Keşke Özledin hocayla bir mi? film daha yapsak. Tabii Kaç sen de çok saatti? iyi. Sen de çok iyi yönetmezsin burada Sen Osman. de ha, onu da es geçmeyelim. Boş adam değilsin Osman. Onu da es geçmeyelim. Ağla Taci güzel. Sevdiğin film yok yani. Ne? Mesela sen bir örnek ver. Ya ben mesela Adem'in elmalarını seviyorum. İşte bilmiyorum mesela. Buyur. Bir tane daha Ya söyle. Tarkovski'den falan söylersin. Mesela bilmiyor musun? Kim? Stalker. Ha şey güzeldi bak Woody Allen'ın. Maç sayısı. Ha evet iyi. Güzeldi değil mi? Güzel ama yani çok iyi, fena değil. Ama sonunda o bozuk parayı atıp da hani onun ona bağlanması falan güzel değil miydi? Yani Woody Allen'ın filmlerinin, ya yani bu eski filmleri daha iyi sanki. Eski bu zaten bayağı. Kaç yılı? Daha 2000 falan, Bakayım 2003 bakayım. falandır belki, öyle bir şey yani. Çok da eski değil işte. Çok da eski değil, doğru. Sen eski dediğin ne? Tarık karakterinin şu soruları halledelim de şeye geçelim. Bak ışık gidiyor orada, sahneyi Bu çekmemiz sorular lazım. Allah'ın emri mi ya? Abi Cevap sormuşlar. Sormuşlar. cevaplayacağız diye söz mü verdin sen? Yoksa not mu aldın bunları? Ya bunlar arkadaşların hazırladığı sorular. Seyirci Ha. sormuş. Tamam. Tamam, hadi. Onlar Arkadaşlar Tarık dedin karakter. de. Şey ya bizim sosyal medya ekibi Ha. admin diyorlar ya. Aha, sağ olsunlar. Tarık karakterinin en sevdiğiniz ve sevmediğiniz özelliği nedir? Yok. Bilmiyorum ki. Bana çok benziyor. O yüzden öz Gerçekten eleştirimi yapacağım. çok boş adamsın ya. Gerçekten Boş boş adam. adamdı. Hiç düşünmemişim lan. Şakrak olmak nasıl bir duygu? Güzel. Güzel bir duygu. Teşekkürler. Sağ olun. Tarık Tarık karakteri dışında başka bir karakter oynasaydı kim oynamak isterdi? ha dizide mi? Bu dizide. Ha. Ha. Vildan oynamak isterdim ama kız. Vildan çok tatlı ya. Ya yani olurdu Vildan belki erkek yapardık onu o zaman. ha. İlham perisi olsaydı ilk kimin yanına gitmek isterdi? Ha. İlk ya da kimin yanına gitmek isterdi? Şu an abi aşıyı bulacak birinin biz medikal araştırmaların birine gider şu aşıyı buldururdum. Kafam rahatlardı. Ha, bütün dünyaya diyorsun. Bir tık bir rahatlardık ya. Ondan sonra düşünürdüm artık yeni icat ne bulacaksa. Eyvallah. Sokakta karşılaştığı en ilginç tepki ne? Bence şey var ya bu bizim ofise gelmiştim bir kere. Ofiste kahve içiyorduk. Gitmiştim mutfağa. Orada bir abla vardı. Hatırlıyor musun onu? Ha Onu ya. anlatsana, onu anlatsana. Onu gösterdi de anlatıyorum. Onu önceden de yaşadım. Abla Öyle benim mi? o tabii orada Zafer abi Bu var. Asuman ablaya bir selam verelim. Asuman abla gelmiş. Anacığım ya şey Zafer abi var. Asuman abla var. Bunlar yıllardır kadını televizyonda izlediği karakterler, insanlar yani. Evet. Onlar kahve istemiş. Ben de böyle oturduğum yerden kahve istemeyim diye mutfağa gidip kendim alıyor. Gittim mutfağa tam kahve alacağım. Kadın elimden kahveyi aldı. Onu alayım dedi. Niye dedi? Şey dedi. Oyuncular kahve istiyor. Beni bilmiyor tabii. Beni hiç görmemiş ki televizyon. Oyuncular kahve istiyor. Sen kimsin? Adam mısın dedi. Lan ben hani oyuncu olmasa bile orada herhangi biri eline kahveyi almışsa o alsın içsin. Oyuncular sonra da içer yani. Oyuncu dediğin ne? Burada Ahmet Tara o zaman bir şey yapalım yani. Ofiste sadece oyunculara mı kahve içiriyor? Ya işte o da şekil yapıyor. Oyunculara önem veriyorum gibi bir şov yapmaya çalışmış. Yapımcı şovlar vardır Vardır değil mi? böyle. Abi biraz da setten konuşalım sonra kapatalım. Çünkü sahneyi çekelim. Kaç olmuş saat? 7'de bitirelim. 7'de bitirelim. Sahne kaldı. Sahneyi Kaç saat? çekelim. Ha Ha. işte bir 5 dakikamız var.
Şimdi. Abi sette mutluyuz şükür ya Osman. Değil mi? Mutluyuz. Eğleniyoruz. Öyle şey gibi değil. Komedi işi yapıyoruz diye sürekli göbek atıp oynamıyoruz. Öyle bir şey de var. Öyle bir algı da var. İnsanlar sürekli bir göbek atma ve oynama modunda. Komedi filmleri dizilerinde. Yani kamera arkası gösterilirken kestik aaa gibi bir mod var. O yok bizde nedense. Belki orada bir hatamız var. Hani Onu şeyimiz mi yapsak eksik? olacak herhalde. Onu yapsak Belki tam biz olacak. onu yaparsak yok şu an bence tam oluyor da onu yaparsak ekstra bir şey olabilir yani. Belki. Eyvallah. Şey diyeceğim. Fehmi abi sana tokatı gerçekten attı mı? Atmadı abi. O Ozan. kadar yavaş attı Ozan. ki her seferinde dedim ki abi Allah aşkına şunu yüzüme vur. Yani şu yanağıma değsin en azından. Çünkü senkron olsun benim yere düşüşüm. Öyle geçiriyor bir türlü hiç değmeden geçiriyor. Savrulmam yanlış yani tam tutmuyor. Ondan sonra vurdu. Aa, yok vuramam falan dedi. Abi vur dedim Allah rızası için. Çünkü yani ne şamarlar yedik ya Ece'den bilmem kimden. Hayır, ben onu diyeceğim ya. Sen Ha. Ece'den ilk sahneyi hatırlıyor musun? Onu çekerken bir 20 tokat yedin. O şeyi Ya bulamadım ya. Gözlüğünün düştüğü şey vardı ya, kamera arkası. bulamadın mı? Bulamadım ya. Ha bir şey diyeceğim. Bir hafta da bir hafta tutunamayanlar bölümü olarak sırf kamera arkası versek mi? Olabilir. Çok güzel olmaz mı? Çok güzel şeyler var. İlk bölümden itibaren böyle bir Yani şeyler. senin gayet çok tokat yediğin sahneler değil mi? Evet, gayet aşırı. Aşırı. Yo, yine orada biraz Ece abarttı. Orada saçmaladı. Kendi yakınında da yani ben gözükmüyorken falan da tokatladı. Ben ona oyun vermek için niye tokatlayayım lan? Ece sanki böyle bir intikam alıyor gibi tak 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 vurdu sana. Ben ne yaptım ki daha ilk bölümlerde? Daha o zaman Bilmiyorum onu ki. onun o zamanlar çok ağlatmamıştım. Gözlük Ha. yüzden yok. Gel. Gözlük o yüzden galiba yok demiş de Ece ne dediğini anlamadık. Ece kusura bakma. Ece Yüzden bazen galiba böyle değil yok. mi? Ne dediğini çok anlamıyoruz sanki. Ece'nin normal hayatta da ne dediğini pek anlamıyorsun. Çünkü bazen espri yapmaya çalışıyor. Özellikle o zamanlar. Ya hadi geçecek o zaman yayını. Yayına mı geçelim abi? Evet set Tamam. var mı soracağın soru? Sette Yo, senin var mı soracağın soru? sette gayet mutluyuz. Her şey yolunda. Seviyorum. Seni seviyorum Osman. İyi ki Eyvallah beni abi, ben de seni çağırmışsın. seviyorum. Eyvallah Zaloğlu'nu pek sevmesem abi. de. Yok ya da Yok tatlı. ya, tatlı adam ya. Hepsi Allah'a şükür. Güzel. Eğleniyor. Peki en çok kimle eğleniyorsun sette? En çok kimi? Kimle eğleniyorsun sette? Senin sesin gene gitti. Sen bir şey mi yapıyorsun? Hayır, Öteki gibi. geliyor mu sesin? Sesin geliyor ama ilk baştaki gibi az geliyor. Tamam, bitireceğiz zaten. En çok Bir kimle? eğleniyorsun. Abi Zafer abi Barış abiyle eğleniyoruz baya. Hayır, set çalışanları. Set Damla'yla mı mesela? Ben sanki Damla. Ha yok yok. Halil kardeşimle Damla prodüksiyon. arabada mı? Gelirken mi? Evet müzik dinlerken. Halil Kaan. Hmm. Rejiyle eğlenilmez abi. Damla ile eğlenirsen ensene şapla vurur. Bizim hazırlık asistanının adı neydi ya? Gülfem. Gülfem değil mi? Abi gerçekten korkutuyor Gülfem. Bazen karavana geliyor, açıyor böyle. Set Abi hazır. Gelin. normal bir şekilde de açmıyor kapıyı. Kapıyı Evet. gerçekten bang diye açıyor. Ve mesela buz gibi havada kapıyı açıp öyle açık bırakıyor. Sen orada don ve böyle büzüşük Mecbur bir şekilde gel istiyor yani. gel diyor yani. Mecburen geleceksin. Gülfem de tam Zafer abinin tabiriyle gardiyan. Gardiyan. Zafer abi ona gardiyan diyor ya. Abi şimdi o zaman seyirciye şeyi söyleyelim. Bu hafta 13. bölümümüz yayınlanıyor. Ha. Tutunamayanlar. Ondan sonraki haftalarda da biz online dizi yapıyoruz. Doğu şu an Cemile evde. Evet. Şöyle. Mekanda. Şöyle bir ortam. Aynen. Robot kameralar. İnsansız. Osman bağlanıyor şeyden. Osman hocam, Murat hocam bağlanıyor. Oradan diyorlar ki bir de şunu, bir de şöyle yap, bir de böyle yap. Sıkılıyor musun biz şöyle yap böyle yap dediğimizde? Sıkılmıyor mu? Öyle mi söyledim? Biraz yani Yok sanki işte lan hoşuma gidiyor. Ben seviyorum öyle şeyleri denemeyi.
Eyvallah. Yok ya, sen de çok iyi şeyler katıyorsun. Gerçekten sağ ol. Beğenin ya. Eyvallah. İyi, o zaman biz gidelim abi. Şu sahneyi bitirelim ışıkları Tamam. çökmeden. Teşekkürler katılan herkese. Öpüyoruz, öpüyorum sizi. Güzel güzel evinizde kalın. Sağlığınıza kavuşun. Aha. Muhteşem bir şekilde buluşalım. Bir de TRT'nin şeyini es geçtik ya. TRT'nin bir sloganı var. Evde hayat var diye. Televizyonda birçok şey yapıyorlar şimdi. Eski dizileri Ha. yayınlıyorlar. İşte ben şey gördüm, işte Kemal Sunal filmleri falan yayınlamaya başladı. Eskiden olurdu yani, böyle akşamları yayınlanırdı. Aa, güzel. Nostalji böyle. Bütün kanallarında var. Mesela Muhammed Ali'yi ise çok seviyorsun sen. Muhammed Ali maçlarını, belgesellerini falan yayınlamaya başlamışlar. TRT2 mi? TRT Spor yayınlıyor galiba onu. Ya işte Ha. bütün TRT kanalları kendi içeriğini oluşturuyor. Sporla ilgili bir şeyler yayınlıyor. TRT2 sanatla Süper ilgili. süper. O şey de güzel. Rastgele bir şey, radyo dinlerken beklemediğim şarkıcı mutlu oluyor ya, televizyonun o güzelliği var. Netflix'te kendin kasıtlı bir şey açtın ama sıkılabiliyorsun artık ne izlediğini bildiğin de. Televizyonda Evet. ne geleceğini bilmeden gezmenin güzelliği var yani. Aynen. Ev hayat dolu diyoruz ve kaçıyoruz biz. Ev hayat dolu. Evim mutluluğum yolu. Evde kalıp film izlerim. TRT'nin sağ olsun. Hadi abi, hadi. Belli olmaz sağ solu diyelim. Hadi Kafiyen eyvallah. böyle bitti. Tamam, Barış abiye yollarsın. Tamam hadi. Hadi Hadi görüşürüz. görüşürüz. Hadi bay Eyvallah. bay.